Herkese selamlar. Bu videoda uygun fiyatlı 4K TV arayanlara yönelik bir ürünle karşınızdayım. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum bunu. Epey zamandır bu televizyonla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacaktım aslında. Ama yoğunluğumdan bugüne kısmet oldu. Şimdi sözü çok uzatmadan isterseniz 55 inçlik Peak TV ile sizi tanıştırayım. Hadi başlıyoruz. Bu gördüğünüz TV MediaMarkt'ın kendi markası olan Peak TV adını taşıyor. Açıkçası önce bir önyargıyla yaklaşmadım değil. TV dediğiniz akta gelen markalar aşağı yukarı belli zaten. MediaMarkt nasıl bir TV yapmış olabilir ki dedim. Ama kullandıkça bu önyargılarından uzaklaştım açıkçası ve fiyatına mukabil bir TV olduğunda anlamam çok sürmedi. Pik TV'ler Mediamarkt'ın bulunduğu ülkede de kullanıcılarıyla buluşuyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Türkiye pazarındaki ürünler ise tamamen yerli üretim. Yani bu televizyonlar Türkiye'de üretiliyor. 55 inçlik bir ekran olduğu için öyle çok devasa bir TV'den söz edemeyiz tabi. Bu sayede odanızı çok daha rahat sığdırabilme şansınız var. İster sehpanızın üzerine koyun isterseniz duvara monte edin seçim sizin. 55 inçlik bir ekran 136 ekrana karşılık geliyor ama isterseniz bunun daha küçük bir modeli olan 50 inç yani 126 ekranlık Pik modelini tercih edebilirsiniz. Bu TV'nin en önemli özelliği ise 4K UHD çözünürlüğünde aslında görüntüye sahip olması. Yani 3840 3840'a 2160 piksel çözünürlük sağlıyor. Görüntüler hiç fena değil. Kontrastlar gayet yüksek. Televizyonumuzda HDR desteği de var. HDR10 desteğine sahip içeriklerde ki bu YouTube olabilir ya da Netflix fark etmez. HDR içerikleri ekrana yansıtabiliyorsunuz. 250 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşabilen Peak TV bu açıdan da oldukça iyi. Biraz da TV'nin yazılım tarafına bakalım. Pik TV Web OS kullanıyor. Web zaten aslında yabancı değiliz. Malum LG'nin kendi TV'lerinde kullandığı bir işletim sistemi. Bu yazılım sayesinde TV içine pek çok uygulama ve oyun yer alıyor. Kendi LG kimliğinize giriş yaptığınızda daha geniş bir uygulama havuzuna erişebiliyorsunuz. Google, YouTube, Netflix, Disney Plus ve Spotify gibi pek çok uygulama elinizin altında. TV'nizde web tarayıcı da var bu arada. Web tarayıcıyı açıp istediğiniz web sayfasına büyük bir ekranda girebiliyorsunuz. Uygulamalar bu yazılım üzerinden kolayca güncelleyebileceğiniz gibi TV'nin kendisi de güncellemeler alıyor. TV'yi aldıktan sonra yaptığım iki güncelleme ile hem arayüz daha bir güzelleşti aslında hem de arayüz daha akıcı bir hale geldi. Güncellemenin üzerinde özellikle durmak istiyorum. Düşünün güncelleme desteği zayıf olan bir TV kullansanız mesela bu popüler uygulamaları kullanmamaya başlayabilirsiniz bir zaman sonra. Bu da akıllı TV'nin artık pek de akıllı olmaması demek. Bu açıdan yazılımın arkasında LG'nin olması ve güncellemelerin belirli aralıklarla TV'ye sunulması kesinlikle çok önemli. Aynı zamanda Apple Airplay desteği de var. Telefonunuzu doğrudan PIC TV'ye bağlayabiliyorsunuz ve telefonunuzun ekranını kolayca ve hızlıca ekrana yansıtabiliyorsunuz. Özellikle de ofis kullanımında iş görebilecek bir özellik. Kumandadan da biraz bahsetmek istiyorum. Marka buna sihirli kumanda adını vermiş. Bu ismin verilmesi elbette boşuna değil. Çünkü bu kumandayı bir mouse gibi klavye gibi kullanabiliyorsunuz. Aslında LG TV'lerden aşina olduğumuz bir özellik. Bu özellik sayesinde televizyonu çok daha efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fareyi aktif hale getirmek için kumanda üzerindeki süt çevirmeniz yani tekerleğe çevirmeniz yeterli oluyor. Bir süre hareketsiz kaldığınızda ya da ok tuşlarına bastığınızda bu de ekrandan kayboluyor. Kumanda üzerinde pratik kısa yol tuşları da var. Netflix butonuna bastığınızda hızlıca Netflix uygulamasına erişim sağlarken Prime Video da yine Amazon Prime Video platformuna sizi hızlıca yönlendiriyor. Kumandanın üzerinde mikrofon tuşu da var ve sesli olarak da yine TV'nize sesli komut verebiliyorsunuz. Biraz da portlara bakalım. Arka yüzü 3 adet HDMI portu bulunuyor ve beraberinde bir de 2 adet USB portu var. USB'den veri aktarımı yapabileceğiniz gibi cihazlarınızı şarj etmek için de yine bu portu kullanabilirsiniz. Ayrıca TV üzerinde RJ45 bağlantı noktası da mevcut. Bu da Wi-Fi yerine kablo ile TV'yi internete bağlamak isteyenler için bir yol sunuyor. Son olarak fiyatlara bakalım. En başından söylediğim gibi Pik TV uygun fiyatlı 4K TV arayanlar için güzel bir çözüm olmuş. 55 inçlik modeli 17.999 TL'den alabileceğiniz gibi eğer daha ufak yani 50 inçlik modeli isterseniz fiyatlar 14.999 TL seviyesinde. Ürünü doğrudan Mediamarkt mağazasına gidip alabileceğiniz gibi online mağaza üzerinden de sipariş verebilmek mümkün. Pik TV ile ilgili aklınıza takılan noktaları yorum bırakabilirsiniz. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.